Tamam, isterseniz önce bir yapalım bakalım şeyden. İşlemsel olarak nasıl yaparız? Şimdi öncelikle hisseye odaklanırsak şu hisse bu. Neydi hissenin çevrilmesi? Bunun değilini alacaksınız. Yani Q ve T'nin olumsuzunu alacaksınız. Veya koyacaksınız. İkinciyi aynen alacaksınız. Hadi onu da açalım biraz. Ancak bence aynen alacağız ama onu da açarsak Q ise T, Q ise T ve T ise Q karşıta şekilde parçalayabiliyoruz biraz. Ne yaptım şu an? İseyi V'ye çevirdim. Birincinin değilini aldım. İkinci aynen yazacaktım ama yazarken hadi bir taşla iki kuş vuralım dedik. Bunu da V iseyle V'ye çevirmiş oldum. Tekrar şu iseleri yok etmek istersek bir yandan da şunun değilini alayım isterseniz. Şunun değili veya T'nin değili olacak. Veya köşeli parantez. Q ise T'nin V'ye dönüşümü. Q'nun değili veya T olur. Ve T ise Q'da T'nin değili veya Q şeklinde olur. Ne yaptık? İseyi ancak ve ancağı ne yaptık? Hepsini çevirdik. Şimdi buradan sonra ne yaptınız peki yapanlar mesela? Bundan sonra ne yapabiliriz? Şu var mı konuşacak? Emir nasıl yaptın bundan sonra? Bakayım hocam kağıtta. Hani yazdım yerlere. Yani şöyle Evet. bir bakıyorum da veya veya var. Bunu ne yaptım? Burada V var. Burada yapacak fazla bir şey yok. Galiba şeyden. Ben çok bilmedim burada yapacak şey. Hani bunlar tam aynı da değil. Bunlar aynı Nasıl olsa belki yapmışım ben ya? Karan şu veya var. Burada V Ha, var. ben P'ye veya Q'ya değer vererek Ha, yapmışım. tamam. Bilmiyorum. Yani işte zaten ben de baştan onu yaptım. Şimdi ben böyle yaptım ama buradan sonrasını tek gözüm kesmedi. Yani çünkü burada veya var, V var. Şimdi daha ya dağıtman lazım bu veya'yı. Burada da veya var. Çok karışacak. Yani bilmiyorum gidişat ben çok memnun kalmadım. O yüzden gelin bundan vazgeçelim. Başka başka. Yani sadece görün diye yaptım aslında. Güzel de oldu. Genelde ben bunlarda değer veririz ama nasıl değer veririz? Normalde burada iki önerme var. P ile Q. Bunlara biliyorsunuz ilk önerme için dört durum var. 1-1, 0-1, 1-0, 0-0. Yani dört durumda sen zaten tablo yap direkt daha iyi. Ben öyle yapmıyorum da şöyle bir tanesine değer verip diğerini yorumlamaya çalışacağım. Çünkü tek önermede kalırsanız ya 1 ya 0 verip iki işlemde yırtarsınız gibi geliyor. Şimdi şöyle yap mesela atıyorum Q'yu gözüm kestireyim. Yani Q'yu bir 1 alacağım şimdi sabit. Bir de 0 alacağım. T'yi de düşüneceğim sadece. Aynı anda değer vermeyeceğim. Yani Q'yu seçtim gözüme. Q 1 olsa acaba gidişat ne olur? T 5 iken olsun. Q 0 iken ne olur? T'yi de değerlendirelim. Şimdi Q 1 aldığımızda 1 ve T ne olur? T'ye bağlı olur. Çünkü 1 ve 1 olsa 1 çıkar. 1 ve 0 olsa 0. Yani burada kesin bir şey çıkmıyor. V'ye bağlıcında T'nin aldığı duruma göre sonuç belirlenecek. O zaman demek ki Q 1 iken burası T'ye dönüşüyor. Siyahla yazayım. Burası T'ye indirgeyebiliyorsunuz. Herhalde anlatabildim. Burası T oldu. Q 1 olduğunda ancak ve ancak demiştik. Gene P'ye bağlı. Çünkü P 1 olduğunda 1 çıkacak bu ancak ve ancak. 0 olduğunda da ne olacak? 0 olacak. Demek ki bu da direkt P'ye endeksli. P ise P'de ne olacaktır? İse bağlacında P ise P 1'dir. Çünkü 1 ise 1 de 1'dir. 0 ise 0 da 1'dir. Ya. O yüzden demek ki bunun sonucu 1 çıkıyor. Demek ki Q'yu sabit 1 alıp T'ye değişken seçerek sonuçta 1'e ulaştım. Bu tabi yetmez. Çünkü Q 0 olsa ne olur? Kırmızı yazacağım onu da. Q 0 olsa 0 ve T kesin 0 olur. T'ye bağımlı olmaz. Çünkü V'ye bağlıcında bir tane 0 olması işi bitiriyor. Q 0 olduğunda gene ancak ve ancağa baktığım zaman T 1 olsa T 1 olsa 0 ancak ancak 1'ini çıkar. T 1 olsa 0 çıkar. T'ye 0 gibi düşünürsem 1 çıkar. Demek ki burası da P'nin değiline, olumsuzluğuna endeksli. Şurası da
P'nin olumsuzu çıkıyor. Çok önemli değil aslında, o biraz sonra göreceksiniz. Yani kısacası 0 ise P'nin değil tarzı bir şey indirgedim ben burayı da. Zaten ise bağlacında baş kısmı 0 ise, burası 0 olsa da 1 olsa da, çünkü 0 ise 1 de 1. 0 ise 0 da nedir? 1'dir. O zaman bu gene yine çıkıyor. Kesin 1 çıkıyor. Demek ki Q'yu sabit 1 ya da 0 alsam da P'yi tekrar yorumlasam ne buluyorum? İkisinden de 1 çıkıyor. O zaman sonuç 1'dir diyebiliriz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama daha da netleşti diyorsanız onu tablo yapabilirsiniz belki. Ama o uzun sürecek, o da nasıl uzun sürecek? Q'yu yazacaksınız tablonun bir üstüne. P'yi yazacaksınız. Yani çok uzun sürmez ya. Q ve P'yi bulacaksınız. Q ve P önermesini yazacaksınız satıra. Sonra Q ancak ve ancak P'yi indireceksiniz. Dördüncü sütunda. En sonunda da bunları iseyle bağlayıp, en son iseyle bağlayıp 1, 2, 3, 4, 5 sütunda böyle sütunlar yaparak ne yapacaksınız? Sonuca ulaşabilirsiniz. Daha somut görmek istiyorsunuz ama benim aklımda burada tam da bu değil. Yani hem 1, 1, 1, 0, 0, 1 falan değil de biraz daha sanki kısaltmış gibi oldum. Anlatabildiysem. Q üzerinden gittim. Q'yu 1 ya da 0 olduğunda işlemin nereye gideceğini kestirip iki durumda da 1 olduğunu gördükten sonra 1 olduğuna ikna oldum. Bilmiyorum anlatabildim. Dün bu soruyu 9C'de de yaptık. Aslında yapamadım ilk başta. Yani yapamadım derken yaptığım şeylerden şıklara ulaşamamıştım. Sonra tekrar bir inceledim. Şıklardan gitti. Yani bulduğum şeyi tekrar şıklarla test etmeye çalıştım. Yani şöyle anlatayım isterseniz. Şöyle yapmıştık. Sıfırın olumsuzu zaten 1. 1. 1 ancak ve ancak P'nin değil. Bunu indirgemeye çalışıyoruz. Bu ancak ve ancak da sağ taraf, yani P'nin değili 1 olsa sonuç 1 çıkacak. 0 olsa 0 çıkacak. Demek ki P'nin değiline endeksi burası. Direkt o zaman bunun yerine P'nin değili yazabiliriz. Yani P'nin değili ancak ve ancak P ise Q durumuna getirdim. Yine bundan sonra şeyi de pek tercih etmedim. Hani ancak ve ancak çevireyim iseye, iseyi veya çok tercih etmedim. Yine burada bir şansımı denemeye çalıştım. Nasıl denedim? Peki. Burada da yine iki önerme var. P ve Q var. P'nin değil zaten P'ye bağlı biliyorsunuz. Şimdi P'nin değil P, yani daha çok P ile ilgili işlem olduğu için P'den gittim ben. Dedim ki P arkadaşlar 1 olsa gidişat ne olur? Sonra P'ye 0 alsak acaba gidişat ne olur? Yani Q'yu gene ayrıca şimdi. P 1 olduğunda bakalım ne oluyor? P'nin değeri 0 oluyor. Ancak ve ancak. Ancak ve ancak. P'ye 1 verdim benim. 1 ise Q'ya. 1 ise Q'yu yorumlayalım. 1 ise Q ne olur? Q çıkar. Neden? Q 1 olsa 1 ise 1, 1 olur. Q 0 olsa yağmur yağdı, aldı, trafik tutanmamış oluyor. Yanlış oluyor. Demek ki Q'ya endeksi burası. Burası Q oluyor o zaman. Sonra da 0 ancak ve ancak Q, o da ne olur? O da ne olur? Bakalım. Q 1 olsa 0 çıkar. Q 0 olsa 1 çıkar. Yani Q'nun tam tersi çıkıyor. Bu da Q'nun değil olur. Yani ne yaptım ben burada? P'yi 1 sabitleyip, P'yi 1'e sabitleyip işlemleri yaptım, anlatabildiysem. En son Q'nun değiline vardı. Bu tabi yetmez. P 0 olduğunda ne olur? Ona da bakalım. P 0 olduğunda P'nin değili 1 oluyor. Ancak ve ancak. Ancak ve ancak. P ise Q. Yani 0 ise 0 ise Q. 1 ancak ve ancak. 0 ise Q artık sabit çıkıyor. Çünkü Q 1 de olsa 0 da olsa 0 ile başladığı için burası 1 çıkıyor. 1 ancak ve ancak 1 de ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey çıktı sonuç olarak. P1 olduğunda Q'nun değili çıkıyor sonuç.
T0 olduğunda da 1 çıkıyor. Aynısını dün 9C'de de yaptım. Sonra takıldı kafamdan. Şıkları da baktım. Buna benzer şeylerdi. Çünkü sabit bir şey çıkmadı. Birinde sabit 1 çıktı, birinde Q'un değil çıktı. Sonra şunu düşündüm kendi kendime. Demek ki biz şıklarda neyi aramalıyız? P'nin 1 olduğu durumda Q'nun değili çıkmalı sonuç. P'nin 0 olduğu durumda 1 çıkmalı. Bu iki şart aynı anda sağlanırsa o şık uygun şıktır diye düşündüm ben. Bir kere A olacağı belli. B de olmaz çünkü sadece bu kısımda 1 çıkıyor. Burada 1 diye sabit çıkmadı. Yani A ile B'yi direkt eledim. C'ye bakalım mesela. C'de P1 olsa burası 0 olur. 0 veya Q'nun değili de ne olur? Q'nun değili çıkar. O kısım tuttu. Yani P1 verdiğimde çıktı. Acaba P'ye 0 alsam ne olur? O zaman burası 1 olur. 1 veya Q'nun değili de ne olur? 1 olur. Gördüğünüz gibi istediğim şartlar sağlandı. Yani P1 olduğunda bunun sonucu Q'nun değili çıktı. P0 olduğunda da bunun sonucu 1 çıktı. Demek ki bu uygun. Diğer şıklara da baktım hadi uzatmayacağım. Onlar uygun çıkmıyor. O yüzden C şıkkında karar kıldım. Yani direkt bulamadım bu cevabı ama bulduğum şartlara uygun şıkkı aradım buradan da. Aslında tekrar çözüm daha bakayım demiştim ama unuttum daha sonra yalan olmasın. İsterseniz gene siz de inceleyin. Ben de tekrar bu soruları bir durayım. Yani bu şekilde bir çözüm ürettim. Diğer türlü işlem yaparsak ancak ve ancak isi veya B'ye çevirir dersen daha çok karışacak gibi geliyor. Bilmiyorum o çözümümü anlatabildim mi? Demek ki bir daha söylüyorum. P1 için farklı bir şey çıktı. 0 için farklı bir şey çıktı. O zaman değiştirme cevap var. Ama şıkları o zaman nasıl bakacağım? O zaman diyeceksiniz şıklarda da hangi şıkta P1 iken Q'un değiline denkse ve P0 iken 1 ise o şık almalıyım. AB'yi direkt eledim. C doğru çıktı. D ile E'ye de baktım. Doğru çıktı. İsterseniz bakalım yine inanmıyorsanız. Bakalım ne oluyor mesela. P1 olsa 1 ise Q ne çıkar? 1 ise Q. Q 1 olsa 1 çıkar, 0 olsa 0 çıkar. Demek ki bu Q çıkıyor. Olmadı işte. P1 iken Q çıktı. Tutmadı. Biz P1 iken Q'nun değil istedik. P1 iken burası 1 ve Q'nun değil olur. O da Q'nun değil çıkar. Bu kısım tuttu güzel. Ama P0 olsa sonuç ne çıkar? 0 çıkar. Bu kısım tutmadı bu sefer. Yani kısmen tuttu burada. O yüzden tek doğru cevap C olarak kalıyor. Bilmiyorum anlatabildim. P ancak ve ancak Q'nun değili hangisine denktir denmiş. Hatırlarsanız az önce ben bunu bir daha bir önceki ders demiştim ya ders kitabından notlar aldım diye hatırlarsanız. Hatta şimdiden hatırlamayanlar için. Şurada aslında incelemiştik. Şurada bakın hangisi. Şu tam da şu kırmızı bir şart değil. Ne diyor? P ancak bence Q. P'nin değil ancak bence Q'nun değil. Hatta burada ben tablo yapmıştım. Yine yaparız sıkıntı yok. Sadece göstermeye çalıştım. İstiyorsanız bir daha inceleyelim. Şimdi biz bunun şuna denk olduğunu yani incelediğim için direkt ben işaretledim. Peki nasıl incelemiştik? P ile Q 1 olsa burası 1 çıkar. O zaman burası 0'a 0 olup gene 1 çıkar. P ile Q 0 0 olsa 1 çıkar. O zaman bu 1'e 1 konumuna gelecek. Gene 1 çıkıyor. Bu 1 bu 0 olsa 0 çıkar. Tam tersi 0 1 olacak. Yani dediğimiz gibi 4 değeri denedik az önce de yapmıştım. Ve bunların eşitler olduğunu daha önce de ispatladığım için biraz daha hızlı geçtim. Cevap değişik oluyor. P ancak ve ancak Q'nun değil. Gene aynı sayfada demin işaretlediğim maddenin altında bir madde vardı. Neydi? Ancak ve ancak ile bağlanmış bileşik önermenin değildi. Nasıl yapacağız demiştik? İki parçadan, iki bileşenden, iki önermeden sadece birisinin değilini almamız yeterli. Hangisiyse bu olmaz. Tabii karıştırmayın demiştim hatırlıyorsanız. Bu bir daha önceki madde. Bir önceki soruyla ilgili madde. İşte P'yi ellemiş, Q'nun değilini almış. Bu olabilir ama gene biz bütün şıklara bakalım. Bu da olmaz. Bir seri alakası yok zaten. Bunlar da hiçbir şekilde olmuyor. Dediğimiz gibi ancak ve ancağın olumsuzunu aldığınızda ne bağlaş değişiyor ne ikisi birden değişiyor. Sadece bunlardan bir tanesi değişiyor. Yani şıklarda şu da olabilirdi. P'nin değili ancak ve ancak şu da olabilir. Yani bu da doğru. Ama tabii şıklarda ikisi birden vermemiş. Bu da doğru. Ama bu da B şıkkı.
köşeli parantez içinde Q ancak ve ancak T ve Q ise T önermesinin değili, olumsuzluğu nedir demiş. Q ancak ve ancak T ve Q ise T. Bunun değili. Değiline en sonunda alabilirsiniz. Yani değiline çok takmayın. Biz o zaman ilk etapta şu verilen ifadeyi indirgeyelim. İndirgeme neydi? Yani sağ değiştirelim. Biraz daha değiştirelim, basitleştirelim. Onu yaptıktan sonra değiline en son düşünürüz. Yani şimdi gidip komple bunun değilini yazıp da kafamızı karıştırmaya gerek yok. Önce bunu sağ değiştirelim, indirgeyelim, düzenleyelim. En sonunda da sağ değiştirelim, değilini en son düşünebiliriz diye söylüyorum. Şimdi yine baktığın zaman ancak bir ancak var, B var, ise var. Gene gözüm çok kesmedi bunları çevirmekle ilgili. Gene demin yaptığım gibi işler yapmaya çalışacağım. Şimdi baktığınız zaman 2 tane Q var, 2 tane T var. Fark etti demek ki birisini seçelim. Mesela T'den başlayayım ben. Yani Q en başta. Q 1 olsa ne olur bir bakalım. Sonra Q 0 olsa ne olur bir bakalım. Aynı şeyler çıkarsa inşallah cevabı bulacağız. Şimdi Q'yu 1 aldığımda bu Q da 1 oluyor. Yani, pardon, yanlış söylüyorum. Bu 1 olduğunda bu da 1 oluyor. Şimdi indirgeyelim bakalım Q 1 için. 1 ancak da ancak T ne çıkar? T çıkar. Çünkü T 1 olduğunda 1 çıkacak. 0 olması. T ve 1 ne olur? Gene T'ye bağlı. T 0 yani 0 1 yani. Demek ki şurası direkt Q 1 olduğunda direkt T'ye denk oluyor. T ise T'de ne oluyor? O da 1 oluyor. Demek ki buna göre tek sonuç 1 çıkıyor. Şimdi maviyle yazayım kafamız karışmasın. Q'yu 0 alsam, Q'yu 0 kabul etsem ne olur? 0 ancak T ancak T, T 1 olsa 0 olur. 0 olsa 1 olur. Yani T'ye göre değil de olumsuzluğuna göre çıkıyor sonuç. Çünkü Q 0 olduğunda burası 0 iken 1 olacak. 1 iken 0 olacak. Yani T neyse tam ters. Demek ki 0 için şu parantez içinin T'nin değil olması gerekiyor. T'nin değil. Ve Q'ya da 0 vermiştik. Yani 0. Zaten V bağlacında bir tane 0 olması yeterli. Otomatikman şu köşeli parantez 0 çıkıyor. Peki 0 ise T ne olur? T 0 olsa 1 çıkar. 1 olsa gene 1 çıkar. Bu da kesin 1 çıkıyor. Demek ki Q 1 olduğunda da sonuç 1 çıkıyor. 0 olduğunda 1. O zaman cevap ne diyorsunuz? Olur diyorsunuz. Yöntem biraz karışık gelebilir. Bilmiyorum anlatmaya çalıştım ama yani diğer türlü daha zor işin. Yani gidip ben bunu alayım. Ancak bence iseye çevireyim. Bu iseye veya'ya çevireyim. Bu 5 santimlik yazı olacak size 20 santim. İyice zorlaşacak. Ben bu şekilde bir çözüm buldum. Bilmiyorum daha farklı bir şey düşünüyorum da. Anlaşıldı mı çözüm acaba bilmiyorum. Karışık mı gençler? Cevap yok. Evet. Aa, özür dilerim ama şey yapmadık değil mi? Yanlış oldu. Yanlış işaret. Cevap 1 çıktı ama biz neyi bulacaktık? Unuttuk tabii ben sona bıraktım. Değilini bulacaktık. O zaman 1 değil de cevap ne olacak? 0 olacak. Az daha yanlış bir işaret demiştim. P ise Q. Pardon. Kaç dakikamız var ona bir bakayım. Beş dakikamız olmuş. Tamam, bu da son sorumuz olsun. Anca yaparız zaten. Daha sonra yalnız bir yere ayrılmayın yoklamak için. Şimdi P ise Q ve Q ise Q. Değili nedir demiştim. P ise Q ve Q. İsterseniz burada ancak da ancak da olmadığı için biraz işlem yapalım. Böyle tek tek denemek değil de. Sıkılmış olabilirsiniz. Şimdi artık işlemsel bir şeyler yapalım. Ne yapalım şimdi? Şimdi iseyi önce veya'ya çevirelim şu kısmı. Ne diyelim? Birincinin değili veya ikinci ve Q oldu. Niye ben bunu böyle yazdım?
Köşeli parantez, yuvarlak parantez. P'nin değeri veya Q değil. Ve Q. İse şimdi tekrar şu iseyi de V'ye çevirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki P'nin değeri veya Q ve Q'nun değerini al veya Q'da. Ne yaptım? Gene o birinci önerme köşeli parantez oluyor. Onun değerini alacağım. İse yerine V'ye geldi ve Q geldi. Şu değerini içeri dağıtırsak Demorgan'a göre şunun değeri gelecek ve şunun değeri gelecek. V'nin yerine ne gelecek? V gelecek. O zaman yapalım. İç içe aslında Demorgan var. Bir daha burada Demorgan var. Neyse bunun olumsuzunu aldığınızda P olur. V olur. Şunun değeri olur. İlk yuvarlak parantez olacak. Şunun değeri olur. Kapattık. V yerine V'ye gelecek dedik. Ve Q'nun değeri gelecek. Köşeli parantezi kapattık. V'ye burada da bir bakmamız lazım ben acele etmemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi şuna bir önerme gözüyle bakarsam birinci önerme. Bu ikinci önerme. Bu da üçüncü önerme. Bir nolu önerme. İki nolu. Bu üç tane önermenin arasındaki bağlaçlar hangileri oluyor? Veya dışarıdaki V'yi görmeyeceğim. Komple bak. Bunlar veya olduğu için birleşme özelliğine göre yani bir nolu önermeyle iki nolu önermeyi önce burada parantez almışlar ya. İstersek 2 ile 3'ü paranteze alabiliriz önce. Yani parantezi yerini kaydırma. Neydi bunun ise? Birleşme özelliği. 3 tane önerme. 1. Şurası 1. 2. 3. Bunları aynı bağlaçta bağladığı için bakın dağılma özelliği yok burada. Birleşme neydi? 2 aynı bağlaç varsa. O zaman bu 1 ve 2'ye öncelik vermiş. Biz diyelim ki 2 ile 3'ü kaydıralım. Çünkü bunlar daha alakalı. Yani şunu demek istiyorum. P ve Q'nun değeri önermesini, birinci önermeyi sol taraf ayırıp veya bir köşeli parantez ya da fark etmek köşeli. Q'nun değeriyle Q'yu parantez alalım. Bir daha söylüyorum. 1, 2, 3 önerme gibi gördüm. Şu 1 şöyle komple. Bu yapılan 1 ve 2 önce işleme sokulup veya sonra Q'ya 3'e geçecek denmiş. Ben de dedim ki parantezi kaydırıp birinciyi dışarı atıp ikinci ve üçüncü bağlayalım. Neden böyle? Çünkü sadeleştirme imkanı da olacak. Bunun işlemi özelliği, bu özelliğin ismi neydi? Ama söylemiyorum, konuşamıyorum. Bu özelliğin ismi neydi? Birleşme özelliği. Şimdi Q'nun değeri veya Q'yu getirdikten sonra bunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Burası bir çıkıyor. Veya bağlayıp çünkü birisi birken birisi bir olacak. Burası bir çıkar. Peki tamam doğru. Veya bağlacı olduğu için de burası. Artık şunun bir önemi kalmıyor ne alacağı. Çünkü burası 1 de olsa 0 da olsa veya bağlacında bir tane 1 olması yeterli. Yani bunun ne olduğunu çok önemi yok. Veya bağlacı olduğu için sonuç ne çıkacak? 1. Yani biz önermenin denkini 1 bulduk. Ama değeri dediği için gene ne yapacağız sonucu? 0 olarak alacağız. Bakayım zamanımızda. Çok az bir zaman var. Tekrar etmek istiyorum. Yaptığımız şeyi önce ne yaptık? İşlemsel olarak yürütebilmek için iseleri V'ye çevirdim. Önce şu birinciyi çevirdim. P'nin değeri veya Q yaptım. Baktım ki burada da bir tane ise var. Bu sefer köşeli parantezi bir nolu Q iki nolu gibi görüp birincinin değerini alacağız. İkinci ellemeyip araya V'ye koyacağız. Bu değerini içeri dağıttık Demorgan'dan. Şu konuma geldi gençlerim. Şu kırmızıyla yazdım. Konuma geldik. Orada da şunu görmeniz lazım. Tabii şimdi komple bakınca karışık gözüküyor ama şunu köşeli parantez içindekini bir ne olduğu isim verdim. Q'nun değeri ikinci olsun. Q'da üç oldu. Bu üç tane önerme veya ile bağlanmış. O yüzden bunların yerlerini değiştirebiliriz istiyorsak değişme özelliği ya da parantezini de kaydırabiliriz. O yüzden önceliği son ikisine verip böylece daha basit bir işlem yapmış olmuş. Yoklama alacağım. Bir yere gitmeye kaydırıp durayım ben.